Merhaba arkadaşlar. Bu videoda şöyle değişik bir şey yapalım dedik ve şu gördüğünüz kar var uyarısını içeren bir tabelayı hep birlikte çalışalım. Kolay bir çalışma. Şöyle ki önce bir üçgen çizeceğiz. Daha sonra bu üçgenin içine bir çember çizerek merkezleyeceğiz ve daha sonra kar figürünü içine çizeceğiz. Hemen başlayalım. İlk önce her zaman olduğu gibi ayarlar. Polar modumuz açık. Object Snap açık. Üzerine gelip sağ tıklayarak Settings'e gelelim ve her zaman kullandığımız 4 tane vazgeçilmez O Snap'imiz olan Endpoint, Midpoint, Center ve Intersection'a tıklı olduğunu görelim. Bu da tamamdır. OK deyip çıkalım. Şimdi arkadaşlar üçgen çizmenin birden fazla yolu var ama bu sefer Polygon moduyla çizelim. Polygon komutu çizelim. Pol yazıp Enter'a basalım ve Number of sides yani kaç kenarlı çokgen istiyorsun diye soruyor. 3 yazıp Enter'a basalım. Ondan sonra Center of Polygon demeyeceğiz arkadaşlar. Onun yerine kenar modunu yani çokgenimizin bir kenarını çizeceğiz. Dolayısıyla ister E yazıp Enter'a basabilirsiniz. İster burada benim yapacağım gibi Edge'in üstüne basarsınız. Şöyle ki bastık. Ne diyor? First Endpoint of Edge. Herhangi bir rastgele noktayı seçelim ve şöyle dikkat edin arkadaşlar böyle veya böyle değil. Tam yatay tutalım ve 170'i verelim. Evet. Ondan sonra hemen O Enter deyip şu kalınlığı vereceğiz. 18 Enter. Ondan sonra seçip arkadaşlar çokgenimizi seçip içeriye de atabilirsiniz ama biz burada dışa atacağız. Şöyle atalım. Ve ondan sonra Enter'a çıkalım. Köşe düzenimiz 12 diyor. F Enter hemen arkasından R Enter diyelim ve 12 yazıp Enter'a basalım. Burada arkadaşlar bakın Fillet komutunu biliyoruz ki iki kenarı tıkadıktan sonra komut kendinden otomatik sona eriyor. Ama biz burada seri olarak yapacağız. Üç kenarı da yapacağız. Dolayısıyla köşesi düzeltiyorum. Burada multiple dersek biraz bir tık daha rahat etmiş oluruz. Şöyle ki bakın gördüğünüz gibi komut bitmiyor. Radyus da değişmediği için biz burada multiple seçtik ve şöyle kenarları seri şekilde yuvarlattık. Gene kenar dedim. Özür dilerim. Köşe arkadaşlar. Evet. Şimdi çemberimizin merkezi buradan 64 yukarıdaymış. C Enter. Ondan sonra TK yani tracking modunu alalım. Enter diyelim. Şuradan midpoint'i tıklayalım arkadaşlar. Yukarı doğru tutalım. Ve 64 Enter diyelim. Geldi istediğimiz yere. Hemen arkasına yine Enter dedik ve çemberimize başladık. Çemberimizin dışı arkadaşlar R30. 30. Hemen aynı merkezli bir de 17'lik çember çizeceğiz. C Enter. Şöyle. 17 Enter. Ondan sonra şu doğruları çizilmemiz için arkadaşlar bir tane eksen lazım. Şöyle ki line diyelim ve şöyle tam merkezden başlayan şöyle bir miktar gitsin, taşsın. Şöyle rastgele uzunlukta bir line çizelim arkadaşlar. Ondan sonra bakın ne diyor? 3. Yani bu çizginin kalınlığı 3'müş. O Enter 1.5 Enter. İki tarafa da atalım şöyle. Ondan sonra devam ediyoruz. Ne diyor arkadaşlar? Bu 17'den 17'lik çemberden arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir çapraz çizgi gidiyor. Peki bu nereye kadar gidiyor? Nereye gidiyor? Toplamı 46 dereceymiş. Dolayısıyla bizim şu ekseni 23 derece bu tarafa çevirmemiz lazım ki bu noktayı bulalım. Nasıl yapacağız bunu? Row Enter diyeceğiz ve şu çizgimizi seçeceğiz. Seçtikten sonra Enter'a basalım ve Base Point olarak burayı seçelim. Copy demekte fayda var arkadaşlar. Copy diyelim ki orijinali silinmesin. Tekrar belki lazım olabilir diyorum ben. Bunu yaptıktan sonra bize Rotation Angle soruyor. 23 Enter. Ondan sonra tekrar Rotate yapıp -23 diye bu tarafa çevirebiliriz ama Mirror diyelim. Farklı bir şey olsun. Mi Enter dedikten sonra seçelim.
Enter. Ve ondan sonra şöyle kaç defa mirror atalım. Şimdi arkadaşlar bu nokta bizde var. Şöyle birleştirelim. Neresi bunlar? Line diyelim ve şöyle gelelim. Ondan sonra çizgimizin kalınlığı 3 olduğuna göre bu çizgimizi tekrar O Enter 3 Enter diyeceğiz. Ve şöyle atalım. Şimdi biraz fazla kalabalıklaşmaya başladı. Burayı delete edelim. Ondan sonra arkadaşlar nasıl olsa karşı taraftan aynı şey olacağı için Mi Enter diyelim ve şu ikisini seçelim. Enter diyelim. Ondan sonra şöyle simetri olarak karşısını seçelim. Şimdi arkadaşlar artık bu şu eksenlere gireyim ihtiyacımız kalmadı. Şöyle seçelim. Delete. Ondan sonra trim diyelim arkadaşlar ve şöyle atalım. Ondan sonra arkadaşlar kaç tane var? Bundan 3, 6 tane var. Bizim çoğaltma komutumuz neydi? Array. Array Enter. Select Object diyor. Hangi objelerimizi çoğaltacaksak onları seçelim. Şunlar da dahil. Enter. Dairesel olduğu için polar diyoruz. Ve Center Point of Array olarak da bakın, ana merkezimizi seçelim. Array komutu bilindiği gibi default'u 6 olduğu için bizim şeklimiz 6 olduğu için arkadaşlar fazladan bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Farklı adet olsaydı buradan müdahale ederdik ama zaten 6 tane. Dolayısıyla buradan tik deyip kapatıyoruz. Hemen bir trim moduna daha girelim arkadaşlar ve şuraları şöyle temizleyelim ki biraz sonra tarama yapacağız. Bize sorun çıkarmasın. Ondan sonra arkadaşlar şuraları temizlememiz lazım. Ondan sonra şu çizgimizi, özür dilerim, dairemizi delete edelim ve objemizi şu an için tamamlamış olduk. Bunu güzel bir boyayalım arkadaşlar. H Enter diyelim ve yukarısı gördüğünüz gibi değişecektir. Solid moduna tıklayalım ve şuradan renk çubuğundan hemen arkasından white diyelim arkadaşlar. Özür dilerim, black diyelim, önce kar boyayalım. Şöyle black diyelim ve şöyle tıklayalım ve Enter'a basalım. Ekranımız da siyah olduğu için şu an anlaşılmadı ama biraz sonra etrafını beyaz yaptığımızda anlaşılacaktır. Bir daha H Enter diyelim. Bu sefer renk çubuğunu beyaz olarak seçelim ve şöyle tıklayalım ve başka da bir şey yapmayacağız. Enter. Bir Enter daha arkadaşlar. Bu sefer rengimizi ne yapıyoruz? Kırmızı deyip şöyle tıklıyoruz. Hemen boşluk bir yerinden ve Enter'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi güzel bir kar var tabelası elde etmiş olduk. Ancak arkadaşlar bu tabelayı gerçekte print edersek bu küçük ölçüde olacak. Burası 170. Şöyle dış tarafından bir kontrol yapalım. Lineer diyelim ve Shift sağ tık kuadranttan şöyle alalım arkadaşlar. 215 diyelim buna. Yine de küçük. Bize dediler ki mesela bu tabelayı biz 215 değil de 40 santim istiyoruz. Yani 400 istiyoruz. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? SC yani scale diyeceğiz. SC enter diyeceğiz. Ondan sonra objemizi seçelim. Select object diyor. Şöyle seçelim. Ve ondan sonra enter'a basalım. Base point. Ortadan seçersek arkadaşlar her tarafa doğru büyür. Dolayısıyla biz şöyle bir yer seçelim. Ve ondan sonra
Scale faktörü arkadaşlar. Scale faktörü kaç isteniyordu? 400 bölü 215 dedik ona ve enter. Dolayısıyla kaç oldu bizim ölçümüz arkadaşlar? Tekrar şimdi line'a bakalım. Lineardan kuadrant şöyle baktığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar 399.6 büyük ihtimalle diğer virgülü ihmal ettiğimiz için böyle bir şey oldu. Eğer tam 400 olması istiyorsak arkadaşlar şöyle yapmamız lazımdı. U enter. Evet. Tekrar ölçüyoruz şimdi. Tam ölçümüzü. 214.78. Biz bunu 400 yapmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? SC enter. Hepsinden seçiyoruz. Enter. Base point olarak yine şöyle bir yer seçelim. Scale faktörü arkadaşlar. Şimdi 400 bölü 214.78'e de alsak bize error verir. Ne yapmamız lazım? Bu virgülden kurtulmamız lazım arkadaşlar. Bu virgülden kurtulmanın yolu da kesri genişletmektir. 400'ü şöyle iki basama katalım. Bunu da şöyle yapalım. 40.000 bölü 21.478 faktörüne gelelim. Enter. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok küçük bir hatayla ölçümüzü 400'e getirmiş olduk. Bu da arkadaşlar scale komutunun basit bir uygulamasını yapmış olduk. Zaten kendisi de basit bir komut. Eğer scale'de arkadaşlar birden küçük bir rakam girerseniz bu sefer tam tersi küçülecektir. Sıfır giremezseniz hata verir. Bu şekilde ister düz bir sayı ister bu şekilde keseli bir sayıyla da işinizi yapmak istediğiniz işi yapabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.